Nasıl gidiyor dostlar? Ben Hispis. Ben bugün sizin gibi bir öğrenci olan bizden sizin çok iyi ve sorulması gereken bir sorunuzu cevaplayacağız. O soru ise Merve K, Gözer Aşirova ve Caner Pak tarafından sorulmuş. Bu soru YÖS sınavı için kitap tavsiyesi. Nasıl kitap almalıyız? Hangi kitapları almalıyız? Ben genel olarak hangi kitabın hangi işe yaradığına değineceğim. Bu sayede siz kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz kitapları alırsınız. Bu arada bazılarını birebir fiziksel olarak gösterme şansım olacak birazdan. Bekleyin. Sınav sürecinin en başından beri herkesin aklına gelen bir soru bu. Ve herkesin izlediği Popüler Resmişler kanalında cevaplandıracağız bunu. Ayrıca daha önce sınava girmiş ve kitapların altını üstüne getirmiş olan biz, Resmişler, dershane ve kurs hocalarında tabii ki reddedemeyecekleri iyi kaynakları sizlere sunacağız. Tabii onlar biraz kendi dershane ve hatta kurslarını öveceklerdir. Biz daha tarafsız bir şekilde yapmaya özen göstereceğiz. İlk olarak... Neydi? İlk olarak şimdi kitabı alıyorum. Bir dakika. Evet. İlk olarak şu kitaptan başlayacağım. Bu kitap eskidir. Onu söyleyeyim, hani rengi mengi şekli şuklu farklıysa bilemem. IQ Soru Bankası'dır. Birincisidir. İkincisi de vardı. İkincisi kırmızıydı. Onu pek kullanmamıştım. Daha önce gösterdim bilmiyorum ama bu sınava yakınlığı bakımından iyi bir kitap. Yani soruları güzel, sınavla örtüşüyor diyebilirim ama bir tık farklıdır. Yani birebir aynısı zaten beklemeyin hiçbir kitapta. Tabii ki daha çok örtüşen bir kaynak var. Neredeyse hatta birebir olan, hatta sınavda çıkmış soruları bile içinde barındıracak bir kaynak var. Zaten siz onu elde etmiş olmanız gerekiyor. Elde edemediyseniz yolunuzu göstereceğim birazdan. Bunun soru sayısı, soru çeşitliliği ve konuların düzenlenmesi gerçekten iyi. Tavsiye ederim. Hani ben de zaten bunu kullandım. Hani benim kullandığım bu. Görüyorsunuz yaprakları falan, hani hatta şurada çıkan var. Ha bak. Yırtıldı yani kullanmaktan. Herhangi bir yerine atıyorum bunu şimdi. İkinci olarak neymiş? İkinci olarak Puza. Puza IQ Soru Bankası var. Onu pek kullanmadım. O birazcık daha farklı. Sınav konunun sorularından da bir tık farklı. Ama şu faydası var. IQ sorularına başka bir bakış açısından bakmanızı sağlıyor. Bu tarafıyla hoş bir kitap. Bu da yine eskisi. Eskisi çok fark etmiyor. Birkaç tane soru yeni. Mesela sudoku soruları falan bu yıl gördünüz mü bilmiyorum da. Sudoku falan soruları da gelmiş de. Sudoku çözmeyi biliyorsanız, yani onun için eski kitabınız varsa yenisini almaya pek gerek yok. Böyle bunun şeyi çok güzel. Şöyle tüm konular alt alta böyle göstermiş. Mesela bir konuda farklı soru çeşitleri de tek bir konu haline getirmişler. O kısmı güzel. Yani benim bu hoşuma gidiyor. Mesela bir soru tipiyle ilgili takıldığım zaman o soru tipini açıp direkt sadece o soru tipini çözebiliyorum. Ama daha demin gösterdiğim Metropol'de daha çok böyle ünite şeklinde bir ünitenin içinde farklı farklı soru tipleri oluyor. Aslına bakarsan soru tipi olarak bir önceki gösterdiğim kitap daha çeşitlidir. Bu biraz daha her konuda ayrı ayrı, yani bir konuya çalışmanızı sağlar. O bakımdan da iyidir. Üçüncü olarak Metropol yayınlarının YÖS Matematik kitabını ele alacağım. Konuları çabuk bitirmek istiyorsanız, diyelim ki zamanınız kısıtlı ama bir yandan da iyi not almak istiyorsunuz herkes gibi, o zaman bunları çabucak bitirebilirsiniz. Çünkü yarısı İngilizce, yarısı Türkçe ve örneğe az ve sınavla yakından ilişkili bir kitap. Hani orada gördüğünüz sorular bir tık zoru sınavda karşınıza çıkacaktır. Benzeri yani. Ama dediğim gibi daha önceki videolarda veya yorumlarınıza cevap verirken söylemiştik. Eğer zorluk bakımından afallamak istemiyorsanız YGS, LYS, şimdi YKS öyle bir şey olmuş adı. Yani üniversite sınavı, düz Türk üniversite sınavının
kitaplarıyla çalışmanız gerekiyor. Kalekök işte bilmem ne yayınları vardı, neydi o? Dördüncü kitabımıza geçelim. Metropol Yayınları'nın fizik, kimya, biyoloji kitapları. Metropol Yayınları'nın fizik, kimya, biyoloji ile ilgili şöyle bir şey var. Bunları es geçiyorum komple. Çünkü bu eskiden bir ara sorulmuş. Sonra da bir daha sorulmamış sorulardır. Ondan dolayı hala satılmaya devam ediyor bir sorulma ihtimali olursa diye. Ama ben görmedim sorulduğunu. Hiç de çalışmadım. Beşinci olarak Yöz IQ konu anlatım. Benim şimdi internete yazdığınızda mavili bir sitede çıkıyor. Yaklaşık 40 euro olduğunu söylüyor. Daha bu videonu hazırlarkenki günde baktım. 40 euro 200 lira gibi bir şey yapıyor ki bu. Bir Türk markası belli adım Türkçe bir isimle yazmışlar. Ama benim bir kitap daha bulmuştum ben. Onun IQ ile ilgili olduğuna inanmıyordum. Ondan hiç bakmadım. Sıfır duruyor. Bugün tekrar bakayım dedim. Ya o YÖS ile mi ilgiliydi? Sağ üstünde YÖS yazıyormuş arkadaş. Ve IQ konu anlatılmış. Onu da size sunuyorum. Bu. Şöyle bir şey. Şurada bankacılık, ALES, KPSS, DGS, TÜVE ve YÖS yazıyor. Şekil yeteneği diyor ama var yani. Sayılar var. İşlem var mesela. Ama bu biraz şey... Nasıl desem? Burada anlatıyor. Çok kısa bir anlatım var. Konuyla ilgili farklı şekli bulma. Konuyu anlatıyor. Soru, çözüm var. Soru çözümlerle gidiyor. Yani bizim videolarımızın aynısı. Biz de soru çözüm üzerinden gidiyoruz. Birkaç soru çözdükten sonra zaten şu kısacık bölümün ne olduğunu kavruyorsunuz. Onun dışında da çözümlü testleri var. Her konu böyle gidiyor. Diğer tüm sayfalarına baktım. Hepsi öyle gidiyor. Kısa bir anlatımdan sonra sorularla peşliyor. Zaten bunu ders videolarını izlediyseniz 190 benim bunu defalarca dediğimi görmüşsünüzdür. En değerli kaynağa geçiyorum. Geçmiş yılların soruları. Yani videolarımızın altında size verdiğimiz RAR dosyası. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ne kadar isabetli olduğunla ilgili. O RAR dosyasındaki bir deneme İstanbul Üniversitesi'nin geçen yıllarından bir tanesindeki bir soruyu ben bu yıl 2018 İstanbul Üniversitesi'nde gördüm. Birebir aynısı. Sırf şıkların yerlerini değiştirmişler. Tak sadece şıkkı buldum, işaretledim o kadar. O bir soru vardı. Yuvarlaklar içinde böyle bir tane nokta var. Hangisi farklıdır diye soruyor. Böyle. Yani görüyorsunuz ne kadar örtüştüğünü. Hatta birebir sorudan çıktığını. Ondan en tavsiye ettiğim şey RAR dosyasını indirin. Bir yerde yazdırın ve çözün. Yazdırmayla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bir kırtasiyeye gittiğinizde, kırtasiyede çok pahalıdır. Ama üniversiteye giden veyahut da ne bileyim böyle matbaacı tanıdığınız falan varsa 10 kuruşa basabilen veyahut da daha ucuza. Lazer yazıcınız varsa o da çok işe yarar. Sorduğunuz ve sorabileceğiniz tüm yaz sorularının en popüler kanalı RispisBel'e abone olabilirsiniz. Bu yazla ilgilenen herkesin aklına gelebilecek her türlü soru... Bu yazıyla ilgilenen herkesin aklına gelebilecek soruyu sizin gibi parlak arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Arkadaşınız ve sizden bir RispisBel'den bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Harika kalmaya devam edin ve sizi seviyorum.